arkadaşlar, sevgili dostlar. Bugün Adana'nın pazar günü sabah. Biraz geç kaldım ama 8'e 7.30 suları. Bugün buraya geldim. Adana'da sabahları yürüyüş yapabileceğiniz bir yer. Burası genelde Adana'nın kuzeyine gidiyordum, dağ tarafına, ama bugün Adana'nın içindeyim. Sabah yürüyüşü yolunu hem göstereyim dedim. Burası Beyaz Evler var karşı tarafta. Beyaz Evler Çamlığı diyoruz karşı tarafta. Burası Seyhan Nehri. Seyhan Nehri bu tarafa doğru gidiyor ve buradan da Tuzla Karataş tarafından Seyhan Nehri dönerek gidiyor. Genelde burada yürüyüş yapıyorlar. Bir gezelim. Tabii ördekler var. Beslemek isterseniz sabahleyin yine buraya gelebilirsiniz. Gidelim bakalım, görelim nasıl. Hadi bakalım. Herkes yürüyor. Şöyle. Niye? Seni kurtarırız abi. Niye kurtaramayalım? Neler var? Şükürhamd'e de şükredin. Ayağına maşallah. En büyük var. Uzaklardasın. Gönül hicranla doldu. Bravo, yaşa, bravo. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Kavuşmak hayal oldu. Helal olsun. Vallahi bravo. Kavuşmak hayal. Bravo. Burada. Şakşakçı da var. Evet. Evet dostlar, burası gördüğünüz gibi bir yürüyüş yolu. Burada tabii piknikçiler de gelir ama henüz piknikçilerin saati gelmediği için. Gördüğünüz gibi bu Çamlığın içerisi, arka tarafta otoban var. Bayağı burası geniş bir alan. Şu anda sabah saatleri olduğu için piknikçiler henüz gelmedi. Sporcular burada. Yani spor yapanlar değil. O yüzden biraz sakin. Tabii bir saatten sonra üst üste, bizim Türkiye usulü tabii. Maalesef böyle üst üste
O yüzden genelde böyle Adana'nın kuzey, güneyi, dağının tepesine gidiyorum. Bugün sabah sessizliğe geldim ama sabah da tabii spor yapmak güzel. Ama burada piknik yaparsanız, öğlene doğru falan gelip şurada bir mangal falan yapayım derseniz üst üste oturabilirsiniz. Bayağı gülüyor. Şu tarafta yukarı doğru gidelim. Dediğim gibi Seyhan baraj kapağı, çıkış kapağı kapaklı olduğu yere gelelim. Ya kapak çıkış sorun belli. Ya ben bir ayıkamadım ya hala. Uykulu gideyim bir de bu. Dediğini bilmiyorum daha. Evet, şimdilik bu kadar. Biraz daha gezeceğim, sonra yani biraz yürüyeceğim artık, gezmem, yürümem falan. Dediğim gibi Seyhan Nehri görünce hoşuma gitti. Ne güzel yerlerden doğuyor, küçük küçük bir sürü dal alıyor. İnsan hayatı gibi sonra buralara kadar geliyor, sonra denize. Denizde işte ne diyeyim, hayatla, evrenin gerçeğiyle
Tanrı ile buluştuğumuz yer olsun, öyle geliyor. O yüzden suların olduğu yerler hoşuma gidiyor. Bir de tabii ki bir de şöyle bir şey var. Ben şu gezisi olaylarından şunu öğrendim ki suyun olduğu yerde arkadaşlar hayat var. Nerede bir yani aslında bunu hani avcılar şeyler falan da bilirler ki onlar hep böyle yaparlar. Yani nerede bir su kaynağı var, bir dere var, bunlar var, bütün canlılar o tarafa doğru işte. Kuşlar, tavşanlar, domuzlar falan var. Susuz yerde hayat olmuyor. O yüzden sularımızı koruyalım. Bir toplu bir mesaj vereyim şöyle. Kendinize şimdilik iyi bakın. Neyse, görüşürüz. Hadi bakalım.